Merhaba arkadaşlar, Köpekkiller TV'ye hoş geldiniz. Ben Mete Aydemir. Bugünkü videomuzda sizlere köpeklerin eğitim yaşıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Konuda oldukça sık soru gelmeye başladı. Köpeğimi 5 yaşında eğitebilir miyim? Yeni aldığım köpeği, yeni sahiplendiğim köpeği nasıl eğitebilirim? Köpeğimi kaçıncı ayında eğitim vermeliyim? Köpek kaçıncı ayından sonra eğitime açık hale gelir? Ben hepsini genel olarak ele almak istiyorum. Yani şu şekilde kendi çocuğunu düşün, yeni doğmuş çocuk, genel olarak içgüdüleri var ama senin yönlendirmen gerekiyor. Yani sen şimdi yeni doğmuş çocuğuna konuşmayı öğretmezsen, bu süreci kendi haline bırakırsan, ana kelimeleri, bazı temel şeyleri öğretmezsen konuşmakta ileride güçlük çeker. Bu da yeni sahiplenmiş köpekte bir şekilde. Yani sen mama alışkanlığını, tuvalet alışkanlığını veyahut da evde yalnız kalma alışkanlığını bu süreç içerisinde ele alıp değerlendirip de olumlu şekilde yönlendirmezsen ileriki yaşantısında sana sıkıntı çıkartacak. Ondan sonra al köpeği işte başkasına ver, sokağa bırak. Bu tarz şeyler olmaması için zaten bunların yönlendirmesini yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Köpeğin 5 yaşında eğitime vermek istiyorum. Eğitime açık bilir. Bence yaşı geçmiş köpekler için de eğitim konusu çok güzel bir konu ki alabilirler. Komple özleriyle alakalı. Hani geçmişinde bir travmatik bir durum yoksa evet alabilir. Şimdi travmatik konusunu ele alalım. Hani senin vermiş olduğun yani o kısa süreç var ya 6 ayından sonraki süreç. O vermiş olduğun hani eve aldığın süreçten sonraki vermiş olduğun eğitimde eğer bir şiddet olsun, vurma, ses yükseltme veyahut da psikolojik baskı olsun bu ona travma yaratır ve bu travmayı emin olun ki ileriki yaşantısında sürekli karşısına çıkar. Yani şimdi şöyle de bir durum var. Her köpek eğitilemez. Her köpek eğitilebilir. Bunun kanaatine cinsi görmeden barınmak imkansız. Yani bazı ırklar var ki, bazı köpekler var ki gördüğüm hani geçmişinde hakikaten çok büyük travmatik şeyler yaşamış. Bir tasma eğitimine bile karşı çıkabiliyor hayvan. Ama yine bahsettiğim gibi profesyonel bir yaklaşım, doğru özveri, gerekli ilgi sağlanırsa eğitilmeyecek köpek yok arkadaşlar. Yani salak köpek, aptal köpek böyle bir mantık yok. Yanlış sahip, eğitimi veremeyen sahip, doğru yönlendirilmemiş sahip var. Çünkü zekası almaya açık, sen vermeye kapalıysan bu eğitim süreci çok zor. Hani insanlar eğitim deyince direkt aklına K9 eğitimi geliyor, arama kurtarma eğitimi geliyor. Böyle değil. Eğitim süreci şöyle ki, anneden başlıyor. Sen nasıl yeni doğmuş bir çocuğunu kendin 10 yaşına kadar, 12 yaşına kadar sürekli verdiğin bir eğitim varsa yeni doğmuş ırka da aynı şekilde eğitim var arkadaşlar. Mesela hayvan doğdu. Annesi bunu emzirmeye başladı. 12-14 günler arasında gözleri açıldı. Koku duyusu daha çok ön plana çıktı. Memeyi buldu. Ondan sonra başladı kardeşiyle hiyerarşik bir düzen içerisinde. Baskınlık, kurma çabası. Ondan sonra ne oldu? Bir grup şeyine, yaşantısına zaten kardeşleriyle, annesiyle beraber alışmaya başlıyor. Yani senin annesiyle ve kardeşiyle vakit geçirmiş ırkı sahiplendiği zaman bu emin ol ki annesinin ona verdiği ahlak, ki bu ahlak ne diye sorabilirsin en basit örneği. Yani düşün, annesiyle memesini emerken oyun oynuyor, zıplıyor, av dürtüsü var içinde, annesi kuyruğunu sallıyor, pat annesinin kuyruğunu yakalıyor, ısırmaya başlıyor veyahut da kulağını ısırıyor ya da çenesini ya da koltuk altını ısırıyor. Annesi ne yapıyor? İleri gittiği zaman bir diş gösteriyor, bir tepki veriyor. Dur diyor, yani durman gereken yeri bilmen gerekiyor. Yani anneden beri bir eğitim almaya başlıyor. Yani sen ırkı aldın ve dedin ki yaşı geçsin, eğitim zamanına gelsin. Örnek veriyorum 7. ayına, 6. ayına gelsin. Profesyonel eğitimi vereceğim diye köpeğe hiçbir şey vermek çok yanlış. O zaman ne oluyor? Hani şey, profesyonel kişi hayvan aklını karıştırır veyahut da sen hayvan aklını karıştırırsın. Böyle bir olgu yok arkadaşlar. Sen vermen gereken temel eğitimi köyünü sen kendin vereceksin. Kendin verdiğin zaman bu sefer aranızdaki hiyerarşik düzen sağlanmış oluyor. Grup lideri o değil, sen olmuş oluyorsun. Şimdi şöyle düşünün. Nasıl annesi o grubun lideri, kardeşleri arasında sıralamaya giriyorsa bu ırklar, gözlemlerseniz fark edeceksiniz. Üç kardeş varsa, iki kardeş varsa aralarındaki misafirimiz de geldi. Çok güzel. Gel bakalım, seversinler. Kardeşleriyle, annesiyle bu grup aşamasını, bu grup hayatına zaten alışmış hayvan. Sen ne yapıyorsun? Zamanı geldiği zaman sütten kesiliyor. Kardeşlerine ufaktan ayrılmaya başlıyor. Cinsini eline aldın, evine götürdün. Götürdün, eve girdiği andan itibaren hayat ve hayat bir öğrenme süreci. Aynı insanlarda olduğu gibi. Nasıl yeni doğmuş çocuğun bir öğrenme süreci içerisine girip işte konuşmaydı, yürümeydi, anaokuluydu, ilkokuluydu bir eğitim süreci varsa ırklarda da bu şekilde bir eğitim süreci var. Yani sahiplendim, günden itibaren tasmasını taktım, mama düzeni, tuvalet düzeni, ses düzeni, efendime söyleyeyim, ev içerisindeki yani bölge düzeni, bunların hepsi kardeşleriyle beraber giren şey. Birleştirip hepsini kompletman yaptığın zaman çok pozitif bir geri dönüş almaya başlıyorsun ki ya bunu yapan binlerce insan var. Genelde zaten bu eğitim sürecini boş verip atlayıp hayvanı eve tıkıp sadece mamasını ve tuvaletini yaptıran kişiler daha çok zorlanıyor. Yani bu senin vereceğin en baştaki özveri senin de
arasındaki bu hayat süreci içerisinde sana tamamen kolaylık sağlayacak. Yani demem odur ki eğitilmeyecek köpek yoktur, eğitilmeyecek yaşlı köpek yoktur. Gerekli özveri, gerekli eğitim koşulları, gerekli mantaliteyle yaklaşmak var. Şimdi şöyle, bir de annesinden direkt ayrılmış köpekler var ki psikolojisi allak bullak oluyor, bazı travmatik şeyler yaşamış oluyor. Eğitim evet birazcık daha zor olabiliyor. Yani diyeceksin ki dediğin kadar kolay değil bu işler. Ama emin olabilirsiniz ki bir tasma eğitimini bir hafta boyunca yapmış olsan bu ne oluyor sana? Bir haftana mal oluyor. Arkadaşlar Hera'yı da bu arada tanıştırayım size. Sahibi de izin verirse videomuzu ekleyeceğiz bu kısmını. Hera çok güzel pitbull, dişi bir pitbull. Gerçekten hani pitbull'lara karşı olan bir önyargı var ya hani saldırgan pitbull, vahşi. Abi buraya girdiğimden beri sahip hayvanın yapmak istediği benim de oyun oynamak. Hani bu ön yargıyı bir kafamızdan silerim hani arkadaşlar bak eğitimin bir parçası. Eğitim senin verdiğin şekilde yönlendirir. Hani sen bir çocuk yetiştiriyorsun. Hakikaten öyle eğitimini güzel verirsem alması gereken eğitim atıyorum matematik falan olabilir. Ne yapıyor ileride düzgün meslek sahibi oluyor da sözelci oluyorsa yani o doğrultuda gidiyor. Hayvanlar da bu şekilde hani sen hırçın yetiştirirsen hırçın olur. Hani ben kesinlikle pitbull cinsinin bu şekilde yetiştirilmesine karşıyım. Hani bekçilik görevi yoksa özel bir durumu yoksa saldırgan yetiştirmesinin veyahut da kontrolsüz saldırgan yetiştirmesini kesinlikle karşılayayım. Hera gördüğünüz gibi pitbull ve çok uysal bir köpek. Yani şu bir ön yargıyı da eğitimle silebiliriz aslında. Nasıl sahibi ona eğitim verdiyse biz de burada insanlara eğitim vermeye çalışıyoruz ki cinslere karşı ön yargı kalksın. Yani bir dünya cins videosu yaptık. İnsanlar Fransız Bulldog cinsinin pitbull olup veyahut da Fransız Bulldog cinsinin parçalayıcı bir cins olmadığını öğrenebilsin diye. Bak eğitilmiş pitbull sahibi özverisini vermiş abi. Belki adam burada onu takla adresi atar. Kocaman bir eğitim alanı var. Buraya getirmiş köpeğine vakit ayırıyor adam. Hiç yoksa bir saattir burada köpek sporunu yapıyor, eğitimini yapıyor. Az önce izledik, bölmek de istemedik. Oturunu, kalkını ki hani çoğu demeyeyim de bazı merdiven altı eğitim yerlerinde şiddete dayalı eğitim gerçekleştiriyor ve sonucunda travma yaşamış bir ırk elimizde kalıyor, pet elimizde kalıyor ve ne verdiği eğitimi anlıyor, ne oturunu anlıyor, ne kalkını anlıyor. Sonuç olarak verimsiz bir durum oluşmuş oluyor. Ama eğitimi verilmiş, düzgün eğitilmiş cinsler bu şekilde gördüğünüz gibi sosyal cinsler yanında dolaşıyorlar. Eğitimini düzgün almış cinsler sosyal hayvanlar olmuş oldu. Ki sosyal hayvan da sizin hayatınız boyunca size kolaylık sağlar. Yani eğitimi kafanızda bu kadar büyütmeyin arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Hani temel bazı şeyler var. Zaten eğitim videolarımızda anlatıyoruz. Birkaç tane aşağıya giderseniz bulursunuz. Hani, eğitime yönelik bir hayat verdiğin zaman çocuğunu düşün, en başından beri bir eğitim vermişsin, güzel yerlere gitmişsin. En başından beri eğitim verdiğin cinsin sana kolay hayat sağlar. Sana ileride sorun çıkartmaz, senin hayatını kolaylaştırır. Son olarak da eklemek istediğim bir kısım var arkadaşlar. Çok çok soru aldım. 5 yaşında köpeğim var, eğitebilir miyiz? 4 yaşında köpeğim var, eğitimi açık mı? Veyahut da 3 yaşında veyahut da 2 yaşında çok soru geldi. Benim kanaatim eğitilmeyecek köpek yoktur. Düzgün yaklaşım vardır, profesyonel yaklaşım vardır. Ben bir köpek eğitici değilim ama etrafımda oldukça fazla köpek eğiticisi var. Yaklaşımlarını izliyorum, tarzlarını izliyorum. Çoğunun kendi tarzları var, kendi yaklaşımları var. Ya bunu analiz etmek sizin elinizde. Eğitime vermeden kabalama köpeği adamın kapısına bırak git değil de adamın bir eğitim tarzına bak, eğitim sistemine bak. Bu eğitim sistemi sana uyuyor mu? Hani şeyden bahsetmiyorum, ileri itaatten bahsetmiyorum. Yani temel eğitimden bahsediyorum. Yani temel eğitim sadece otur kalk yat değil, sosyalleştirilmiş bir hayvan aynı zamanda. Hani bazı eğitmenlerin farklı farklı stilleri olabiliyor. Yani sen en azından parasını veriyorsan, ki az para değil, 3 milyar 4 milyarlardan bahsediyorlar. Güzel bir para. Hani bu parayı veriyorsan seçici olman gerekiyor. Git kabalama bırak git ya dost tavsiye edin. İlk önce bir referanslarına bak, eğitli köpeklere bak. Eğitli köpeklerden aldığı geri dönüşlere bak. Ondan sonra köpeğe eğitim ver. İlla da hani ben genel ev eğitimini almış köpek benim için yeterli diyorsanız da hani bununla ilgili videomuz da var. Kafes eğitimi, ev tuvalet eğitimi, tasma eğitimi, mama eğitimi, bölge eğitimi bunlarla ilgili videolarımız da zaten var. Sadece bizim değil başka arkadaşların da videosu var. Bizden daha iyi yapmış olabilen arkadaşlar da olabilir ki vardır da. Bunları izleyerek ve harmanlayarak doğru yaklaşım bulursanız doğru yetiştirilmiş bir ırk elinizde olmuş olur ve hayatınız boyunca size kolaylık sağlar. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım işinize yarayabilecek bilgiler size sunmuştur. Bu doğrultuda sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa Instagram'dan, Facebook'tan veyahut da YouTube'dan yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınızı değerlendiriyorum. Yorumlar neticesinde video yapmaya çalışıyorum. Gelen sorular neticesinde video yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir kişinin sorunu
100 kişinin de sorunu olabiliyor. Bir kişinin sorusu 100 kişinin de sorusu olmuş olabiliyor. O yüzden sorularınız ve merak ettikleriniz, eleştirileriniz bizim için çok önemli. Videolarımızı izlemeye devam ederseniz belki kendi ırkınızla ilgili detay bulabilirsiniz. Eğitimle ilgili işinize yarayacak bilgiler bulabilirsiniz. Ne kadar çok eğitim, o kadar çok geri dönüş arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.